yeni başlıyor. Salık Cengiz Atay, Kalkaya. Halim Atay ve Sultan Atay'ın oğlu Cengiz Atay sen misin? Evet, benim Sayın Hakim. 18 Nisan 2010 gecesi Recep Parlak'ı kendi evinde bilerek ve planlayarak öldürmekle suçlanıyorsun. Bu suçu işlediğini kabul ediyor musun? Hayır Sayın Hakim, ben suçsuzum. Az önce çıktı ablam. Başlamış mıdır? Ya böyle hiçbir şey yapamamak ne fena. Bir haber çıkar çıkmaz arayacaklar. İki adet delil söylediğinin aksine işaret ediyor. Birincisi mübaşir. Ölüm vaktinde bu bıçak maktulün elindeydi. Üzerindeki kan sana ait. Bu nasıl oluyor? Tuzak kurmuşlar Sayın Hakim. Ben o bıçağı başka bir yerde kullandım. Başka birini daha mı öldürdün? Sessiz olun. İkinci delil. Bu kırbaç maktule ait ama senin arabandan çıkıyor. Üstünde maktulün kanıyla beraber. Bu nasıl oluyor? Koymuşlar oraya, ben almadım. Tuzak kuruyorlar Sayın Hakim, bu çok açık. Korkarım açık olan başka bir şey daha var Cengiz Bey. Müdafaa'nın başka tanığı var mı? Evet Hakim Bey, başka tanığımız var. Eyşan Atay. Ezel nerede? Evi kolluyor Can'la beraber. Kendi aranızda konuşmayın. Bu tarafa lütfen. Mahkum edebilirler mi? Her şey hazırlıklı olmak lazım. Çok saçma. Yani tamam Cengiz abi mükemmel bir adam değil ama yani öyle mafya gibi eve girecek, adam öldürecek falan olacak şey değil. Adalet her zaman adil olmuyor Bahar. Eyşan Atay, doğruyu söyleyeceğine namusun ve vicdanın üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Sanıkla olan yakınlığını anlatır mısın? Cengiz benim eşim. Can diye de bir oğlumuz var. Olay gecesi yani 18 Nisan gecesini hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. O akşam Cengiz Bey sizinle miydi? Soruyu duymadınız mı Eyşan Hanım? Duydum. Cengiz... O akşam benimleydi. Evdeydik. Ertesi gün bir seyahate çıkacaktık. Cengiz her şeyi ayarlamıştı. Cengiz Bey mi önerdi seyahati? Evet. Biraz da ani oldu. Bize de sürpriz oldu. O akşam yemek hazırladım, beraber yedik. Yani o akşam hiç dışarı çıkmadınız mı? Cengiz, yemekten sonra benim bir işe uğramam gerek dedi. O ne ya? 11 gibiydi, arabasıyla çıktı. Eşan ne diyorsun sen ya? Sessiz olun, bir daha sakın açmayın ağzınızı. Ne zaman geldi sonra, hatırlıyor musunuz? Söylemek zorundayım, doğruyu söylemek zorundayım. Eşan... Thank you.
saat kadar sonra. Cengiz geri geldi. Elbiseleri çamur olmuştu. Gömleğinde kan vardı. Sonra hepsini yaktı. Bana da kimseye söyleme dedi. Kimsin ya sen? Özür dilerim. Özür dilerim. Babam gelince hep beraber oynayalım, tamam mı? Tamam. Eğer gelmezse sen git getir ama. Olur mu Ezel abi? İş için gitti. Hala gelmedi. Kaç gün oldu? Ezel? Ne oldu? Nefesim daraldı. Böyle daha iyi değil mi? Ezel? Ezel? Davalı Cengiz Atay, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği kasten adam öldürmek, yetkilileri aldatmak ve delil saklamak suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Kimsin sen? Sen kimsin? Bitmedi daha. Duydun mu beni Eşan? Bitmedi. Ben Ömer değilim. Bitmedi daha. Eşan duydun mu? Bitti.